Herkese merhaba, ben Esin. Merhaba, ben Ceylan. İzmir Tuğba, hoş geldiniz. Bugün bir ödül töreniyle karşınızdayız. Mimarlar Odası tarafından düzenlenen İzmir Elektrik Fabrikası Ne Olmak İster adlı bir mimari fikir projesi yarışması düzenlendi. Ve bugün yarışmada başarılı olan öğrenciler ödüllerini alacak. Biz de o ödül törenine katılacağız. Esin, bu yarışmanın amacı ne, sen biliyorsun? Evet, biliyorum. Günümüzde atıl durumda olan fakat tarihi değere sahip İzmir Elektrik Fabrikası'nın tekrar işlevsel hale getirilmesi ve kente kazandıracağı değerle ilgili fikir yarışmasıydı bu. Bunu ortaya çıkarmak için düzenlenmişti ve bu yarışmaya birbirinden başarılı üniversite öğrencileri katıldı ve çok güzel projeler hazırladıklarına da eminiz. Biz de bugün bu projeleri yakından görme fırsatı bulacağız ve de kendileriyle, tasarımlarıyla ilgili konuşma fırsatı yakalayacağız. Hazırsanız hemen gidelim, başlayalım. İzmir Elektrik Fabrikası Ne Olmak İster adlı bir yarışma düzenlediniz mimarlık öğrencileri. Niçin bu yarışmayı düzenlediniz? İzmir Elektrik Fabrikası aslında bu kentin belleğindeki en önemli yapılarından bir tanesi. Ne yazık ki atıl durumda ve çok uzun zamandır harap olacak vaziyette müdahalelere maruz kalmış bir durumda. Bugün de aslında kıymeti bilinmeyen bir yapı olduğunu düşünüyoruz. Yapı 1920'lerde inşa edilmiş Belçikalı bir firma tarafından ve 1998 yılında da Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin teklifiyle tescillenmiş bir tarihi eser, tarihi mirasımız aslında. Bu yapının taşıdığı çok önemli potansiyeller var. Dolayısıyla biz de bu potansiyelleri açığa çıkarmak üzere böyle bir fikir yarışması düzenlemeyi düşündük, kurguladık. Ve bu fikir yarışmasında mimarlık öğrencilerine yönelik olarak açtık. Çünkü mimarlık öğrencilerinin o özgür zihinleriyle çok güzel fikirler ortaya koyabileceklerini düşündük ve bugün sergiyi gezdiğimizde de bunda yanılmadığımızı bir kez daha gördük ve mutlu olduk. Projeniz hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Yani biz öncelikle projede kamusallığı ele aldık. Çünkü yani İzmir'in aslında kendi kimliğinde de bunu görüyoruz. Yani İzmir'in kendi insanının da kültürünün de böyle bir kimliği var. Hep bunu ön planda tutup o İzmir'in gençliğini, halkı nasıl projeye dahil edebiliriz? Hani bu güzel binayı nasıl eşlik edebiliriz? Edebilirler. Onları nasıl ona ortak ederiz? Ve nasıl bu tarihten beslenir? Önce onu tartıştık. Bir yandan da elektrik fabrikası ve tarihsel gelişimi de bizim için çok önemliydi. Çünkü böyle çok anıtsal duruyordu bizim için ve onu böyle kamuyla birleştirmek, kamuya bağlamak bizim için çok önemli. O tarihten böyle geleceğe getirmek bizim için çok önemliydi. Ve aynı zamanda da bu elektrik fabrikası zamanında nasıl işler, işte o mekan nasıldı, o ruhu da aslında günümüzde de devam ettirmeye çalıştık. Yani kamusal hayat bu mekanın içine girerken aynı zamanda da burada geçmişte neler oluyordu, bize neler çağrıştırılabilir, bunları da mekanda tutmaya çalıştık.